Herkese merhabalar. Yeni bir ders çalışma gündemi hoş geldiniz. Az önce gördüğünüz gibi problematikten 24 soru problem çözdüm. Günlük problem hedefimi tamamlamış oldum. Onun dışında bir sürü hedefim var ama şu an hepsi çantamda. Çünkü şu anda babaanneme gideceğiz. Orada halledeceğim işlerim. Ardından pikniğe falan gideceğiz. Yani bugün dışarıda nasıl çalışmaya çalışılır falan onu göreceğiz büyük ihtimalle. Annemler sağ olsun. Onlarla bir sürünüyorum böyle sürekli. Büyük ihtimalle aranızda da var böyle birkaç kişi. Öyle yani ben de bugün toparlamaya çalışacağım bir şekilde. Bunu da videoya almak istedim. Lan kızım, iyi misin? Ağacın arkasına saklanmış. Onlar anlatıyorum, sen anlatıyorum. Ne yapayım? Seni tanıyorlar mıdır? Tanımıyorlardır. Belki şeyden biliyorlardır, Nevşehir'de video çekmiştik ya birlikte. Öyle, kuzenim. Şunun tatlılığına bak. Ne kadar ileride ne olacak? Işıklar yanlış artık gidebiliriz eve. Burası bayağı tatlı olmuş. Böyle bir parka geldik. Mithat Ali bilmedim diye bana kızıyor. Evet. Korktum. Herkese yeni bir günden ve masamdan merhaba. Bugün size bir şey diyemeden videoyu yarıda bırakmak zorunda kaldım. Şimdi dünden kalan halde eksiklerim vardı. Onlarla birlikte bugünün programını böyle harmanlayarak bitirmeye çalışacağım. Yoksa başka şekilde bitmeyecek. Hemen bir kendime planlayıcı çıkarıyorum ve çalışmamıza başlıyoruz. Bu aralar denemeler o kadar oynuyor ki yani inanılmaz fark ediyor. Mesela bu bilgisayar malının denemesinde 5. denemesi bu arada 80 net geldi. Onun dışında mesela apotemi bunu görmüştünüz büyük ihtimalle. Kaç gelmiş? Mesela 61 gelmiş yani 80 ile 61 arasındaki fark. Paraf da mesela aşırı zor gelmişti bana. Bu kaç gelmiş toplam? Bunun arkasında yazıyor büyük ihtimalle. Bu da 63,5 gelmiş. Mesela dün çözdüğüm deneme plus'ı denemesiydi. Onda da 70 yaptım. Yani denemeler aşırı değişiyor. Buna böyle yapacaklarımı yazarak başlıyorum. Selamlar. Dün ne kadar bir şey çekebildim bilmiyorum. Size ne yansıtabildim ama elimden geleni yine yapmaya çalıştım ama yani gerçekten hasta hasta çalışmak zaten çok zor. Ben çok odaklanamadım. Çok da bir şey yapamadım. Bugün günlerden pazar. Gün sonunda size ne yaptığımı göstereceğim. Ezan okunacak. Hem hızlı konuşmam lazım. Gün sonunda ne yaptığımı göstereceğim. Çalıştığımı çok çekmeyeceğim.
Şimdi ortam böyle bayağı dağınık gördüğünüz gibi. Şuradaki bütün kopartma sayfaların hepsini öğrendim yapamadıklarımı. Şu anda mutlak değere geçtim. 97. sayfadayım. Kaça kadar? Şuraya kadar yine yanlışlarımı öğrenmem gerekiyor. 136'ya kadar yani. Herkese kapkarışık bir videonun sonundan selam. Dün yaptıklarımı gösterecektim size ama asla vaktim olmadığı için gösteremedim. Dün biraz kendimi toparlayabildiğim için 5 saat çalıştım. Şöyle yaptıklarımı biraz bakalım isterseniz. Ama böyle 2 gün yapamadıklarımı birleştirdiğim için bu kadar uzundu liste. Problem çözdük. Ardından bilgisayar malından köklü sayıları bitirdim. Bilgisayar malından ilk 100 sayfayı şöyle koparttıklarımı vesaire bir de kitaptan işte ilk 100 sayfayı tüm yapamadığım soruları öğrendim. Böyle hatta önemli gördüğüm soruları ve hani çözüp kendim tekrardan yapamadığım soruları kestim. Onları kunduz atacağım. Ardından coğrafyadan 2 tane video izlemem gerekiyordu. Dünyanın şekli ve hareketleriyle alakalı. Onları izledim. O konuyu bitirdim. Şöyle aradan bir 40-50 soru falan çözdüm. Hatta 55 soru muydu neydi? Şuraya yazıyor 53 soru. Onun dışında orijinalden matematik çözmeye çalıştım. Çember ve daire ama son sorular falan aşırı zorladı. O yüzden onu tamamlayamadım. Arının Türkçenin ritmi kitabından sözcük türlerini bitirdim. Bir 31 soru kalmıştı. Onu çözmüşüm. Ardından sinir sistemini tekrar etmiştim geçen hafta. Onu sistemlerden böyle sistemleri tekrar edip buradan çözüyorum artık. Baştan başladık. İlk sistemimizde haliyle sinir sistemiydi. Onu hallettik bu hafta. Şöyle. Oradan da 96 soru vardı. Onları hallettim. Yapamadığım fizik kaldı. Bir de biyolojiden, TYT biyolojiden bir eksiğim kaldı. Şimdi size buraları toplayıp bir şey önereceğim. Ondan sonra artık videoyu kapatacağım. Evet, size önermek istediğim şeye geldik. Serisi.com'dan bahsedeceğim. Instagram'dan bir yorum gelmişti ve siz de sürekli bu şekilde bir şey sorduğunuz için bana. Özellikle aslında dershaneye gitmeyip evden çalışacaklar için böyle güzel bir şey önermek istedim. Aslında birçok şey önermek istiyordum ama böyle hani hepsini sizin önünüze yığmak yerine böyle tek tek seçip inceledikten sonra tavsiyede bulunmak istedim. O yüzden böyle bir süre bekledim, sorularınıza cevap vermedim. Dershaneye gitmeyip evden mesela çalışmak isteyen bence diğer senelere oranla bu sene daha fazla. Çünkü artık herkes evde kendine bir düzen oluşturmayı başarabilmeye başladı. Bu yüzden de aslında bu tür şeyler daha çok ön plana çıkmaya başladı. Şöyle ki ne kadar hani evde olsak da bence illaki bizim birinin yönetmesi gerekiyor. Çünkü biz de insanız yani her şeyi her zaman dört dörtlük yapamıyoruz. Mesela bu yüzden sürekli hani koçluğun öneminden ya da işte bu tür şeyler öneminden bahsediyorum ben de. Bu serisinde böyle ayrı ayrı bütün dersler için konular için paketler var. Bakın bir sürü böyle. Ben de size böyle elimde bulunanlardan bahsedeceğim. Kitapları da harika ama ben böyle fasikül olanları daha çok beğeniyorum açıkçası. Çünkü yani herkesin her dersten böyle sorunu olmayabiliyor. O yüzden gidip mesela TYT matematik paketini almaktansa yani özel ders gibi farkındaysanız buradan hocayla birlikte işte mesela trigonometriyi işleyeceksiniz. Ardından size buradan ödev verecek falan. Mesela hoca burayı anlatıyor. Örneğini çözüyor videoda. Bakın örnek 1, örnek 2, örnek 3. Buraları çözüyor. Ardından şimdi sen çöz. Yani önce benden dinle. Şimdi sen çöz kısımları var sürekli. Sonra konu dinleme kısımları bittikten sonra şimdi sen çöz kısımları fazla bakın. Bu şekilde. Bunlar da ödevlendirme testleri gibi düşünebilirsiniz. Çünkü dersten sonra diyor ki benden buraları dinle de şimdi sen buraları çözeceksin. Ama şöyle düşünmeyin. Yani buraları bana çöz dedi ama cevaplarını ben asla dinleyemeyeceğim falan diye düşünmeyin. Bunların da hepsinin çözümleri var. Bu arada bende trigonometrisi, problemleri ve permütasyon kombinasyon olasılık, binom veri falan onlar var. Göstereyim size. Bakın burası önce benden dinle kısmı. Ardından şimdi sen çöz kısmı. Burayı izleyebiliyorsunuz. Sonra burada temiz PDF falan var. Mesela dershaneye falan gitmeyecekseniz böyle bir sistem aşırı güzel olabilir. Ben de öyle size eve dershaneye getirebileceğiniz ya da eve özel dersi getirebileceğiniz böyle bir şey önermek istedim. Açıkçası bence diğer şeylere oranla böyle bakıldığında biraz daha ucuz fiyatları var. Çünkü ben buna benzer farklı yayınların diğer paketlerini de kullanmıştım. Bunun daha uygun fiyatlı olduğunu fark ettim. Bir de şöyle bu temelden alıyor. Yani sizi böyle bir anda aşırı iyiymişsiniz gibi davranmak yerine gerçekten size bir özel ders hocası gibi temelden alıyor. Ardından öyle zirveye çıkarıyor. Bence gayet güzel. Kitapların şeyi de çok güzel bu arada. Dizaynı falan da çok güzel. Yine hep trigonometriden gidiyorum ama içi bayağı güzel bu arada. Bakın yani yeni nesil soru dolu. Arkasında da böyle bir kısım var. Haftalık bir ders planlama diye. Yani bir tek matematik için bu kitap, trigonometri için ama her kitabın arkasında böyle planlayıcılar var. Mesela pazartesiden şu konuyu şöyle yapacağım ya da işte şu kadar soru çözeceğim diye buraya planlayabiliyorsunuz. Böyle bir 4-5 tane var her kitabın arkasında. Şu anda çok telaşa girdim ve
biraz düzgün çalışamayabiliyorum. Sürekli bir yere gidiyorum. Derslerle böyle biraz götürmeye çalışıyorum ama çok heyecan yaptım dediğim gibi. Ben bunu dizginlemeye çalışıyorum. Biraz öyle daha düzgün videolarla karşınızda olacağıma güveniyorum. Bir de yakın zamanda bir kaynak önerisi videosu çekeceğim. Böyle sistemlerin haricinde hem TYT için hem de 11 için bir kaynak önerisi videosu çekeceğim. Çünkü yeni dönem başlayacak artık. Kitap almak istiyorsunuz. Ay öyle. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçük olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka güzel bir sürü ders çalışabildiğimiz videolarda görüşmek üzere. Bay bay.